Sakarya'da yerli traktör ve tarım ekipmanları üreten bir fabrikaya konuk olacağız şimdi. Ayrıntılar Mehmet Karataş ve konuğunda. Evet, şüphesiz ki dünya pazarlarında güçlü aktör olabilmek için üretmemiz gerekiyor. Ve bizler de günlerdir A Haber ekibi olarak aslında Sakarya'nın farklı noktalarında üreten fabrikaları, üreten firmaların o çalışma esnasındaki durumlarını ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün de Sakarya'da Arifiye'deyiz ve traktör fabrikasındayız. Osmanlı zamanından bu yana Türkiye'nin üreten ve her geçen gün kendini geliştiren sanayi kuruluşlarından birindeyiz ve 1914 yılından bu yana tam 110 yıldır üreten bir fabrika. Burası dediğimiz gibi traktör üretiyor. Aslında bulunduğumuz bu tesisin, bu fabrikanın tarihi önemi de çok büyük. Şimdi aslında bu cümleyi neden kullandığımı değerli yayın konuğumuz bizlerle paylaşacak. Necati Akgüç buranın genel müdür vekili ve şimdi kendisine mikrofonunuzu açacağım. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi tesislerimiz 1914 yılında zamanında kurtuluş mücadelesi ve milli seferberlik zamanımızda demir arabalarla cephelere mermi hatta ekipmanlarını taşıyan bir fabrika olarak kurulmuş burası. Necati Bey, aslında ben bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kurtuluş Savaşı'nda cephanelerin taşındığı o demir ve tahtaların üretiminin yapıldığı fabrikalardan birindeyiz şu an. Evet, aynen öyle, dediğiniz gibi 110 yıldır o zaman temeli atılan bu fabrikanın gelişerek ve değişerek dünya teknolojisi rekabet edilebilir bir tesislere kavuşturmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Evet, düşünsenize, Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşıyan bir fabrika ve o günden bugüne de o gün demir araçlarla, tahta araçlarla, arabalarla cephane taşımıştı ve bugün de üretimin aralıksız bir şekilde 110 yıldır devam ettiği bir yerde çalışmak sizin için herhalde ayrı bir gurur olsa gerek. Benim için ve tüm ekibimiz için ayrı bir gurur. Yaklaşık yerleşkemizde 800 kişi çalışıyor. Ar-Ge bölümümüzde, üretim ve montaj hatlarımızda bunun gururunu yaşıyoruz. Çünkü şu anda dünyada rekabet edebilen bir konumdayız. Üretimimizle, teknolojimizle, kalite seviyemizle hem yurt içindeki çiftçilerimizin beklentilerini karşılıyoruz hem de dünyaya traktör satmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi detaylarını konuşmaya devam edeceğiz ama gördüklerimizi de aslında merak ediyoruz. Şimdi örneğin bulunduğumuz bu yer traktörün hangi aracı, hangi daha doğrusu kısmıdır diye size soralım. Şimdi biz şu anda talaşlı imalat kısmından girdik. Burada traktörün ana komponentlerini işliyoruz. Biz burada kendi imkanlarımızla motor üretimini yapıyoruz. Yerli ve milli. Yerli ve milli motor üretimimizi yapıyoruz. Dişli kuduz üretimi yapıyoruz. Çift çeker ön aks üretimi yapıyoruz. Kabin üretimlerimizi yapıyoruz. Tamamen yüksek teknoloji makinalarda yüksek kalitede bu ürünleri elde ediyoruz. Örneğin bu ne oluyor? Bu traktörün çift çeker ön aksı. Ön aks. Evet. Yani güçlü olması gereken aks. Kesinlikle. 4 çekerin aynı anda harekete geçiren ünitesi bu. Buradan neler yapılıyor şu anda? Mesela örneğin şu makine ne yapıyor? Dolayısıyla burada yatay ve dik işleme merkezlerinde tamamen motor ünitelerinin, dişli kutularının ve hassas parçalarını, kritik parçalarını, maliyet ve kalite açısından öncelikli parçalarını işlemeye devam ediyoruz testlerimizde. Evet, şu an bu cihaz ne yapıyor mesela? Mesela bu şu anda yüksek teknoloji bir makina. Operatör arkadaşımız parçayı proplayarak ölçü alıyor. Yani milimetrenin binde biri kadar ölçüm hassasiyetinde parça işlemek için propluyor. Sonra resim toleranslarında gene milimetrenin binde biri kadar toleranslarda parça işliyor. Bu da bizi farklı yapan diğer rakiplerden bir özelliğimiz. Aslında buraya ilk geldiğimizde burada yine sizin mesai arkadaşınız Ersan Bey ile konuştuğumuzda şunu söyledi. Dedi ki bu işi dünyada, eğer dünya pazarında söz sahibi olmak istiyorsan teknolojiyi çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Evet. Ve biz Arifiye'de bunu yapıyoruz şu anda. Şimdi Mehmet Bey, biz rekabet edebilecek durumdayız. Çünkü rekabetçinin 3 tane parametresi var. Kaliteniz, maliyetiniz ve zamanda teslimatınız. Artı inovasyon dediğimiz yenilikçiliğiniz. Biz teknolojiyi takip eder durumdayız. Yüksek kaliteli makinalarda yüksek kaliteli ürünler yapıyoruz. Şu an bu ne oluyor mesela, merak ettim. Şöyle bir göstermek istiyorum bir yandan da. Evet Bey, ne bu şimdi? Bu işlediğimiz parçaların talaşları. Parçaları ölçüye getirebilmek için parçalardan çıkan talaşlar bunlar. Ha, o yüzden zaten ismi, evet, buranın ismi o bölüm. Evet. Peki burada neler görüyoruz şu anda? Şimdi burada yine dediğim gibi stratejik ürünler olan motor, şanzıman ve ön aksların çeşitli parçalarını görüyorsunuz. Mesela bunlar ara gövdeler. Şu sağ tarafımızda gördüğümüz parçalar motorun parçaları. Yine sağ tarafımızda gördüğümüz parçalar şanzımanın. ön aksın parçaları. Peki şunu soracağım. Siz şu anda Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyorsunuz. Bunları üretiyorsunuz. İhracat noktasında neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Hangi ülkelere? Biz Sakarya Başak yerleşkesinden dünyanın aşağı yukarı her ülkesine, birçok ülkesine buradan ihracat yapıyoruz. Japonya'dan İspanya'ya, İrlanda'dan Güney Afrika'ya kadar her tarafa ihracat yapar durumdayız. Kuzey Amerika, Güney Amerika'da bunlara dahil. Dolayısıyla biz tesislerimizde yüksek kalite, yüksek kaliteli ürünlerin rekabetçilik koşullarıyla baktığımızda gerçekten dünyada traktör üreticileriyle rekabet edebilecek durumdayız. Hatta onların önündeyiz. Burada büyük bir makine çalışıyor. Bu makine ne oluyor? Şimdi, sol tarafta şu an. Şimdi dediniz ya rekabetçiliği nasıl sağlıyorsunuz? İşte biz bu teknolojilerle, bu makinalarla sağlıyoruz rekabetçiliğimizi. Burada tamamen el değmeden otomatik işleme yapabilen makineler var. Şimdi operatör arkadaşımız burada sadece yüklemeler yapıyor. Evet. Bu yüklemeleri robot içeri alıyor. İşleme merkezlerine bunlar otomatik olarak işleniyor ve dışarı çıkıyor. Tamamen el değmeden yapılan otomasyon işleri bunlar. Üreten olmak nasıl bir duygu? Şimdi üretmek, üreticilik Mehmet Bey zordur. Dünyanın her yerinde zordur ama inanın üretmek en önemli şeydir. Memleketimizin gelişmesi için, istihdam için, güçlü bir Türkiye için gerçekten de üretmemiz lazım. Hem yurt içi için hem de yurt dışı için üretmemiz lazım. Ekonomimizin güçlenmemesi için üretmemiz lazım. Kendimiz için, geleceğimiz için, sonuçta memleketimiz için, gelişen Türkiye için. Bir kez daha ben gerçekten dediğimiz gibi bizim için bu fabrikaların, bu üretim esnasındaki bu çalışmalarını görmek bize de gurur veriyor. Üreten Türkiye olmak, yani bu bilinçle hareket etmek şüphesiz ki çok kıymetli. Yani bugün bulunduğumuz bu nokta, A Haber ekibi olarak geldiğimiz bu fabrika tam 110 yıldır, bir asrı aşkın süredir üretmeye devam ediyor, evet. Ki özellikle şunu da söyleyelim, dediğimiz gibi Kurtuluş Savaşı'nda rol almış. Kurtuluş Savaşı'nda cephanelerin taşındığı o araçlar yine bu tesislerden üretilmiş. Ama bugün de dünya piyasasında büyük bir rol almış olarak yoluna devam ediyor. Aynen dediğiniz gibi o zaman mermi ve ekipmanlarını taşıyan demir tahta arabasından bugüne, biraz sonra göreceğiz traktörleri. Artık otomobil kalitesinde, otomobil teknolojisinde biz artık traktörler yapıyoruz. Bunun için dünyayla rekabet edebilir durumdayız. Bunun için kalite seviyemiz yüksek. Size istihdam noktasını da sormam lazım. Kaç kişi çalışıyor? Şu anda burası kaç kişi kapasitesiyle çalışıyor diye size soralım efendim. Başak Sakarya yerleşkesinde şu anda 800 kişi çalışıyor. Hı hı. Buna bağlı olarak bizim tedarikçilerimizle birlikte 4000-4500 civarında da bizimle birlikte çalışan tedarikçilerimiz var. Ölçülmüş parça bekleme alanı diyor. Burası ne oluyor? Şimdi, yüksek kaliteden bahsederken yüksek kaliteyi sağlamanın standartları var. Ürettiğimiz ürünleri operatörler tezgah başında ilk parça onayını verdikten sonra içinde bulunduğumuz ölçüm odalarına getirirler parçalarını. Kaliteci arkadaşlar burada, buyurun, hassas makinalarda mikron mertebesinde milimetrenin binde biri kadar hassasiyette ölçümler yaparak kaliteyi burada sağlarlar. Şu anda evet. Burası ne oluyor burası? Şimdi biz genel olarak bir talaşlı imalat hatlarımızı gördük. Talaşlı imalat hatlarımızda özetlen motor grupları, şanzıman grupları, ondan sonra ön aks gruplarının işleme şekillerini gördük. Şimdi buradan sonra da alt montajlara geçeceğiz. Bu ne oluyor? Bu transaksal dediğimiz işte bizim hani yerli ve milli imkanlarla burada ürettiğimiz, hı hı, ve gurur kaynağımız olan transaksal. Traktörün ana bileşeni. Dolayısıyla ana bileşeni, dişli kutusu, aks kovanları, fren gövdesi ve hidrolik lifti ekipmanları bağladığımız, hı hı, komple bu sistemi biz burada üretiyoruz. Biraz sonra bunun nasıl traktör olduğunu göreceğiz. Evet, şu anda da yine aynı şekilde. Peki bundan sonra hangi aşamaya geçeceğiz? Hangi bölüme geçeceğiz? Şimdi talaşlı imalatı dediğim gibi gördükten sonra da biz motor montaj hattını göreceğiz. Transaksal montaj hattını göreceğiz. Ve ön aks montaj hattını göreceğiz. Şimdi motor ve aktarma montajına mı geçiyoruz? Evet. Hı hı. Şimdi motor montaj hattını ve dişli kutusu montaj hattını göreceğiz. Evet. Temel olarak teknolojinin üretildiği, bilgi birikiminin nasıl üretime dönüştüğü hatları göreceğiz burada. Evet, şöyle bir genel olarak kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Şöyle bir çevreyi gösterebilir misin? Gerçekten muazzam bir görüntü. Çalışanlar ve bir taraftan da üretimin yapıldığı bir fabrikayı şu anda görüyorsunuz. Motorların neydi burası? Dişli kutusu montaj hattı. Sol tarafta motor montaj hattı. İsterseniz motor montaj hattından başlayalım. Şöyle kameraman arkadaşım şöyle biraz daha gelebilirse et. Şu kısımda. Evet, buyurun. Şimdi gördüğünüz gibi bir de ilk operasyonda kadın çalışanımız var. Kadın çalışanlarımız da bize burada istihdamda bize güç veriyor. Kadın gücü önemli bu noktada. Kadın gücü önemli. Şunu da parantez içinde söyleyeyim. Kadınlar yaptıkları işlerle daha hassas çalışıyorlar erkeklere göre. Bu da aslında kalitenin de daha üst düzeyde olmasını da sağlıyor. Evet, iyi ki varlar ki zaten her yayınımda söylüyorum bunu. Kadın gücünden, kadının iş sahasındaki gücünden faydalanmamak demek gücünün yarısından vazgeçmek demek. Evet, bunun için de biz hatlarımızda kadın gücünden faydalanıyoruz ve almaya da devam ediyoruz. Ne yapılıyor mesela burada, kolay gelsin? Şimdi burada motor montajdan başladık, bir el kolu takılıyor şu anda. Motorların bir el kolunu takıyor operatör arkadaşımız. Evet. Bir el kolu, arkasında pistonları takacak. Şu an üretim kapasitesine baktığımızda ne kadar? Bizim yıllık kapasitemiz 3 vardiya üzerinden 30.000 adet traktör. 30.000 adet. Evet, tek vardiya üzerinden. Kaç çeşit var, kaç model var, ya da o dille sorayım. Şimdi biz traktörleri 50 horsepower'dan 50 beygir gücünden başlayarak 120 beygir gücüne kadar üretiyoruz. Model olarak 20'den fazla modelimiz var. Burada en önemli konu bizim kendi Ar-Ge'mizde geliştirdiğimiz motorların kendi hatlarımızda üretiliyor olması. Bu bizim rekabetçilikteki en önemli güçlerimizden bir tanesi. Evet, gördüğünüz gibi motorun biz büyük oranda parçalarını yerli tedarikçilerine alıp montaj yapıyoruz. Hı hı. Kendi milli ve yerli imkanlarımızla bunu üretiyoruz. Aynı şekilde transaksı da bu şekilde yapıyoruz. Evet, bu arada dediğiniz gibi bu bulunduğumuz yerleşkede 800 işçinizle birlikte bu çalışma yapıyorsunuz. Evet. Toplam genel bütün yerleşkesi ve iştiraklara baktığımızda, yani bağlantı olarak çalıştığımızda İslam gücünüz nedir burada? Toplam 5000 kişiye yaklaşıyor. 5000. Evet, kendi Başak yerleşkesi artı tüm tedarikçilerimizle birlikte yaklaşık 5000 kişi bu ürünlerin üretiminde emeği var. 110 yıldır üretimi sağlamanızın en büyük gücü nereden geliyor? En büyük gücü patronumuzdan geliyor birincisi. Yani Sayın Sami Konukoğlu'nun çizdiği yolda, gösterdiği vizyon doğrultusunda biz hedeflerimizi, faaliyetlerimizi buna göre yapıyoruz. Burada da insana saygı, kalite, verimlilik. Traktörlerimiz bugün dünyanın farklı yerlerine gidiyor. Siz söylediniz, Japonya'ya gidiyor yine aynı şekilde. Evet. Avrupa ülkelerine gidiyor. Orada Türk bayrağıyla gidiyor oralara. Evet. Bu ne hissettiriyor diye sorayım. Bu yerli ve milli ürünleri üretip yurt dışına göndermenin gerçekten haklı gururunu yaşatıyor bize. Yani bizler Türk insanı olarak üretmeye, geliştirmeye önem vermeliyiz. Çünkü ekonomimizin kalkınması tamamen katma değerli ürünlerin üretilmesine bağlı. Siz ne kadar çok katma değerli ürün üretebiliyorsanız o kadar rekabetçisiniz, o kadar memleketin ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Evet, bu arada da bu kısım ne demiştiniz? Burası dişli kutusu montaj hattı. Yine aynı şekilde burada da tüm ürünleri biz yerli tedarikçilerimizden alıp kendi insanımızla montaj yapıyoruz burada. Ve traktöre montaj ediyoruz. Evet, şu an motor kısmına da geldik. Artık sonuna geldik buranın. Buradan sonra nereye geçiyoruz? Şimdi motor testlerini bir görelim. Çünkü biz ürettiğimiz her ürünü %100 test ediyoruz. Tamam, oraya geçelim. Her ürünü, her motoru %100 test ediyoruz. Kalitemizden emin oluyoruz. Traktör montajı yapıyoruz ve onu da test ettikten sonra müşterilerimize gönderiyoruz. O zaman motor test kısmına geçiyoruz. Şimdi biz ürettiğimiz motorları %100 test ediyoruz. Kalitesinden emin olmak için. Şimdi bizim hat sonu testi dediğimiz bu odaları görüyorsunuz şu anda. Şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, bir gösterebilir misin? Şimdi şöyle. Tamamen otomatik şartlarda bilgisayar kontrollü motor testleri yapıyoruz. Burada motorun tüm traktör şartlarındaki bir hareket olabiliyor mu? Traktör şartlarındaki şu anda çalışıyor. Fonksiyon testlerini yapıyoruz. Şimdi ekrandan da gördüğümüz gibi motorun tüm değerlerini buradan takip edebiliyoruz. Şu an bu motorun kendisi. Motorun kendisi bu. Şöyle bir gösterelim. Evet. Bu motorun komple talaşlı imalatta gördük. Tüm parçalarını biz içeride işliyoruz. Montajını yapıyoruz. İşlendi, montajlandı ve bu noktaya geldi. Buradan sonra testi geçiyor. Testten sonra traktöre bağlıyoruz. Evet. Şimdi o zaman nereye geçiyoruz? Şimdi hep birlikte traktörün ana montajına geçeceğiz. Kameraman arkadaşım da şimdi tamamlanan motorları sizlere gösterdi. Şimdi artık işin son noktasına, motorların olduğu kısma geçişimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi artık motorlara takıldığı, daha doğrusu motorların traktörlere takıldığı yere geldik. Şimdi Mehmet Bey, talaş imat hattını gördük, motor montaj hattını gördük, transaksın montaj hattını gördük, ön aks montaj hattını ve hat sonu testlerimizi gördük. Şimdi buradan itibaren artık bunların nasıl traktör olduğunu göreceğiz bu aşamadan sonra. Evet, bu arada yüksek teknoloji dedik ama şu anda da yine kendi başına çalışan bir teknolojiyi görüyoruz. Tabii ilginç bir şey denk geldi bize tam da. Mehmet Bey, bunlar kendi şirketimiz bünyesinde ürettiğimiz AGV dediğimiz otonom araçlar. Tamamen bunlar otomatik olarak çalışan, üzerindeki parçaları ilgili istasyonlara götüren teknolojik taşıma robotlarımız bizim bunlar. Bunlar kendi bünyemizde, kendi mühendisimiz üretiyoruz. Çok iyi. Yani bu da şu anda tüm şirketlerimizde kullanılan ve yurt dışına satma trendinde olan insan gücünden hem teknoloji gücünden bu noktada faydalanmış ve ikisini birleştirdiğinizde de işte böyle 110 yıl boyunca üretmeye devam ediyorsunuz. Aynen öyle oluyor Mehmet Bey. Artık ne oluyor? Şimdi burada artık o dişli kutusu, ve motor burada birleştirmeye başlıyor artık. Şimdi artık yavaş yavaş nasıl traktör haline geldiğini göreceğiz. Şöyle şurayı da gösterelim. Şu tarafa doğru hemen kameraman arkadaşım göstersin. Evet. Motor montaj operasyonu, pompaların, bağlantı elemanlarının montajlarını adım adım şimdi buradan göreceğiz. Evet, bu arada sabahtan beri diyeceğim ama şimdi dakikalardır anlatıyoruz burayı. Sonunda aslında ürünün ortaya konduğu, 110 yıldır ürettiğiniz traktörlerin olduğu yere geldik. Şöyle kameraman arkadaşım sizlere hemen karşı tarafta traktörleri de göstersin. Hemen şuradan geçebiliriz herhalde. Şöyle dikkat edelim, şuradan şöyle geçelim. Evet, dediğimiz gibi bizler Sakarya'da Arifiye'deyiz ve tam 110 yıldır traktör üreten bir fabrika burası. Şöyle bir geçişimizi gerçekleştirelim. Evet, kameraman arkadaşım şöyle bir geçsin. Burada artık montajlanıyor. Evet, burada boyaya girdi. Boyadan sonra gene operasyon sırasına göre işte soğutma grupları, kabin bağlanarak bu noktaya kadar geldik. Artık yavaş yavaş gördüğünüz gibi kabinleri koyduktan sonra traktör, arkadaşım şöyle bir dönerse bu tarafı da gösterelim. Traktör olmaya yavaş yavaş başladı. Şimdi burada artık jant ve lastik montajları başlıyor. Jantlar, bakın burada lastikler takılı değil. Şimdi burada artık lastikler takılıyor. Ağırlıklar takılıyor. Ondan sonra burada artık final kısmına geliyoruz. Bundan sonra artık traktör rampaya geliyor. Rampadan çalıştırıp operatör arkadaşlar aşağı indirip test edecek. Şimdi artık indirebilecek miyiz? İndirebileceğiz. Arkadaşlarımız o zaman şimdi indirecekler. Traktörün şimdi inişini göreceğiz. Evet, hemen. Evet, aslında A Haber ekranlarında gerçekleştirdiğimiz bu yayında bir sıfır noktadan başladık. Ve traktörlerin daha en küçük parçasından, neydi parçanın adı? En küçüğünden başladık. En küçüğü diferansiyel montajından başladık ve sonunda da fabrikanın içerisinde ortaya konan traktörü şu an ekranlarda görüyorsunuz. Hemen şunu sorayım, hangi modeli oluyor bu diye sorayım. Bu gururla ürettiğimiz hani teknolojik ürün diyoruz ya, kaliteli ürün. İşte bu 5120 model bizim traktörümüz. Bu traktör otomobil kalitesinde bir traktör. Power shift, power shuttle ile üst düzey ürettiğimiz, kendi mühendislerimizle, kendi testlerimizle ürettiğimiz üst düzey teknolojik bir ürün. Evet, hemen sol tarafta da yine başka var. Onların modeli ne oluyor? Türkiye'de daha çok hangi model tercih ediliyor ve siz hangi beygir gücünde aralığında model üretiyorsunuz? Türkiye'de en çok 75-90 beygir aralığında traktörler kullanılıyor. Fakat 100 beygir ve üzerindekiler daha çok yurt dışı amaçlı ürettiğimiz ve yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünler oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve üreten Türkiye diyerek çizdiği bu yolda üretilen işte son yerli ve milli traktörleri de görmüş olduk. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Fabrikanızın kapılarını bizlere açtığınız için. Üretimi 110 yıldır aralıksız devam ettirdiğiniz için. Dilerim daha nice 110 yıllar görürüz. İnşallah. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bir dahaki sefere görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, bizler de buradan Arifiye'den üreten Türkiye'nin üreten fabrikalarını ekranlara taşımaya devam ediyoruz ve bugün de bu fabrikada bizlere eşlik eden Genel Müdür Vekili Necati Akgüç'tü. Kendisine çok çok teşekkür ediyor ve Sakarya'dan sözü tekrar stüdyoya bırakalım.